Evet arkadaşlar, şimdi mangal kömürü yurt dışından geliyor değil mi o? Yok, şehir içindenmiş. Pardon. Evet şimdi, evet boşaltabilirsin kardeş. Evet. Mangal kömürü böyle ayıklanıyor abi. Toz dumana kattı arkadaşımız. Genç bir arkadaşımız ve kaçtı. Dağlara çıkıyor, tırmandı. Gençlik böyle bir şey. Biraz daha olsa tırmanacak da işte gökyüzü geldi. Arkadaşlar şimdi bu ne kömürü diyeceksiniz tabi. Meşe. Hocam sizi şöyle alabilir miyiz ya? Gel bakayım. Milleti aydınlat. Gel aydınlat milleti. Şimdi bu kömür ne kömürü abi? İnsanlar ne biliyor bunu? Kömürü? Bu meşe kömürü. Bu mangalda yakılan kömür. Arkadaşlar mangal kömürü yakacaksanız meşe alacaksınız. Meşe isteyeceksiniz. Bilinçli tüketici olun. Şimdi bunlar ayıklanıyor mu hocam? Yok, onu ya paketliyorsunuz. Tozu ayıklanıyor. Bir de mıcırı. Diğerlerini dolduruyoruz. Yani neticede bir elden geçiyor değil mi? Tabii. Güzel, evet. Güzel paketlere konuyor. Burada dijital kuyumcu terazisi var. Şaşmaz, hak hukuk geçmez burada. Yakışıklıyı göstereyim. Bunlar 1000 dolar benden tazminat alacak. Böyle bedava bakmayın bunlara. Biner dolar şey vereceğim. Gerçi bunlar dolar almaz. Şimdi ben o doları TL'ye çevireceğim, bir de getireceğim yani kardeşlerimi. Kardeş bu, şimdi mangal kömürü bu. Bize bir de şey kömürü gösterebilir misin bu? İçiyorlar ya fork fork fork. Nargile kömürü kardeşim. Arkadaşlar bu bizim burada evimin içinde sağ olsunlar. Hem esnaflar hem uzun yıllardır komşularımız. Kardeş nargile, abi olduk. Nargile kömürü de bunlar. Arkadaşlar nargile kömürü ince uzun. Bir de ağacı ya, çok özel değil mi bunun? Ağacı pırnar, bununkisi. Pırnar. Evet. Pırnar ağacından arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz kömürün ağaç değil mi bu resmi bildiğimiz? Ağaç, evet. Değil mi? Ağaç. Bak bu meşe, bu da nargile. Arkadaşlar şimdi biz bir şey karıştırdım. Ben de karıştırdım. Ben de bilmiyorum. Ne nargile içerim ne mangala giderim. Arkadaşlar şimdi bunlar ağaç değil mi bildiğimiz? Ağaç. Ağaç, ağaç. Bildiğimiz ağaç. Bakın arkadaşlar kömür dediğimiz eskiden bildiğimiz kok kömürleri var ya, böyle şeyden çıkarırdım. O sobalara koyardık. O kömür değil. Bunlar bildiğimiz ağaç. Bu ağaçları yakıyorlar ve bekletiyorlar değil mi hocam? Bildiğim kadarıyla. Evet. Biraz bekletiyorlar. Dağ gibi değil mi? Böyle tepe yapıyorlar. Piramit gibi yapıyorlar. Ha, işte. Piramit gibi yapıyorlar arkadaşlar. Bu kömür dediğimiz yani ağacın kömürü. Ağacı kömüre çeviriyorlar. Uzun bir işlem, özel bir işlem. Yani şu gördüğümüz bildiğimiz ağaç değil mi? Kömüre dönüyor. Evet, mesela bak bazıları yanmıyor, bazıları odunluklu oluyor. Evet, bazıları odunluklu. Evet. Evet, o da kötü oluyor. Bunları demek ki bir usulü var. Ağır ağır yavaş yavaş yakıyorlar değil mi? Evet. Ne çok hızlı yanacak ne çok şey değil mi? Hızlı yakan hep kötü çıkar işte. Anladım. Evet arkadaşlar, bu kömür her konuda bilgilenmek şarttır. Şimdi bugün kömür konusunda bilgilendik. Kömür alırken ne alacağınıza bilin. Boşuna hem fazla para verme hem de ne alacağınızı bilin, ona göre daha verimli iş yaparsınız. Marketlerden almasınlar. Şimdi zaten göstereceğim. Burası merkez. Böyle güzel bir depo. Buradan toptan perakende 10 gram, 50 gram, 1 kilo, yarım kilo, 100 ton, 50 ton ne istersen kamyonla her yere böyle arkadaşlarımız çok esnaf. Ama işi bilen insanlar böyle bakın alıyorlar. Böyle bakın böyle çuvallarda 50 kiloluk. 50 kiloluk değil mi çuvallar? Evet. Bunları güzel ayıklıyorlar, paketliyorlar, insanlara hizmet ediyorlar. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Gelecek çekimlerde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Ve kuryemiz geldi. Baba nasılsın? Selam. Ve aleyküm selam. Nasıl yollar, tıkalı mı? Yollar tıkalı mı? Yok. He. Evet. Evet. Burada da tarihi bir terazimiz var. Selamun aleyküm. Tamam baba, başka zaman söz. Eyvallah, sağ ol. Evet, burada da çok tarihi bir terazi var. Benden büyük bu terazi arkadaşlar. Ben 58 yaşındayım. Bu terazi rahat 100 yıllık, 80 yıllık vardır. Müdürüm, terazi 80 senesi var değil mi? Efendim? Terazi, tartarın 80 senesi rahat var değil mi? Bizim müdürümüz 90 sene. Arkadaşlar iyi tahmin ettim. 90 senelik bir terazi tartı.
Harika bir şey. Böyle dengelemek için de alttan tam düz yapmışlar ki tartsın. Bu terazilere bayılıyorum. Zamanla bu da bir çeki. Çeki kaç kiloydu hocam? Çeki 250 mi? 68 kilo. Bir çeki kaç kilodur odunda? Diyelim odun bir, eskiden bir çeki ver derlerdi. 50. Kaç? 50. Yok ya, bir çeki 250 kilo değil mi? Ya tamam, bu 400 kilo tartıyor. Heh tamam. Evet arkadaşlar, bu odunun kokusuna hasta oluyorum ya. Parfüm marfüm hak getire. Abi odunun parfümünü niye yapmazlar ya? Odundan parfüm doğal. Arkadaşlar çocukluğumuzda, geçtiğimizde doğalgaz daha gelmemiş Türkiye'ye. Hep odun kömürü yakardık. Tabi taşıma bize düşürdü genç olarak. Çok odun kömürü taşımışım. Her evin bodrumda bodrumlar vardı. Evet, buradan akrepler çıkardı böyle kırmızı siyah. Akrepten onun için çok korktum. Ama şimdi akreplerin ne kadar faydalı olduğunu, fan zehir, zehir olduğunu öğrendim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Biraz konu dağıldı ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Kanalıma abone olup yorum beğen yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Gerçekten harika bir odun kokusu. Doğa kokuyor. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Var olun.